Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı ve selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün gene Allah'ın izniyle sizler danık. İnşallah programımızı hayırdan kapısını açarız. Gelin menümüze başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim adıyla başladık. Burada yaptığımız yemekler bugünün menüsünde, dedik biz her zaman inşallah hayırlı Ramazan'ı hayırdan karşılarsınız. Hazırlıklar görürük. Ramazan'da da yoğurt çok lazım olur. Bugün ev usulü sizler için bir güzel yoğurt yapacağız. Onun yanında, çayın yanında piskeve. Piskeve her zaman yerli. Mesela çokluk iftarda oturuz, o kadar şerbet, meyve suları, su içersiz, ayran içersiz, o kadar canınız yemek çekmez. İftardan sonra çay saati olur, ya misafirliğe gidersiz, ya misafiriniz gelir. Güzel bir piskeve yanınızda olur. İnşallah umarım ki beğenirsiniz. Üçüncü tarifimiz ise lanşon. Lanşon dediğimiz salam. Evde nasıl yapılır? Çünkü bilirim çok insanlar yemiri neden dolayı korkurlar. Ama kendi elinizden etseniz, kendi elinizden yapsanız daha güzel olur, daha temiz olur. Gelen önceden hangi iş bizde zaman alır onu alır. Burada Bismillahirrahmanirrahim adıyla tencereni boş boş aldık. Yoğurt için 1 litre sütümüz var. Sütü tencerenin içine soğuk soğuk ilave ederiz. Bu yoğurdu yapsanız aynen pazardaki, çarşıdaki yoğurt kimin hazırlarsınız. Ocağımızı da açak. Gel ağın. Burada hazırladığımız gördüğünüz gibi yoğurdumuz var. Bir de nişastamız var. Önceden nişastanı alalım. 1 litre süte 1 kaşık nişasta. Bunu soğuk soğuk önceden aldık. Hatta ki güzel işimize yarasın. Önceden karıştırırız güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi sadece 1 litre süte 1 kaşık nişasta. Yani çok güzel yoğurt olur. Umarım ki siz de yaparsınız sözünü. Ocağın üzerine aldık. Geldik tezgahımızı temizleriz. Nişastanı ilave ettikten sonra geldik burada yoğurdumuz var. Gördüğünüz gibi bir kasada, bir bardakta bir kaşık. Bir kaşık nişasta, bir kaşık yoğurt. Bunu hemen direkt içine maya yapmarız. Burada bir az süt almışız. Zaten kendi sütten, 1 litre sütten çok az miktarda süt aldık. Bir kaşık yoğurdu güzel bir şekilde içine ilave ederiz. Bunu da güzel karıştırırız. Bu şekilde. Önceden 1 litre süt, içine bir kaşık nişasta ilave ettik. Ondan sonra bir kaşık yoğurdu da bir az sudan almıştık sütten. Onuyla güzel bir şekilde hazırladık. Burada bekleriz. Nişastamız erdi zaten. Soğuk soğuk ilave ederiz. Süt kaynarken olmaz çünkü kütle kütle olur, düğün düğün olur. Bunu önceden ilave ederiz. Karıştırırız da sadece kaynağa girsin. Ateşin kapağını güzel bir şekilde bir köşede biraz soğutmaya beklettiririz. Yoğurdumuz da yanalak. Sütümüz kaynağa girsin. Kaynağa girdikten şu tarafa getirir uzun. Kapağımızı da yanalak. Sütümüz kaynadıktan sonra güzel bir şekilde lanşonumuzu hazırlayalım. Önceden elektrik makinemizi alak. Zaten bisküvini sonda ederek. Açalım kapağını. Burada gördüğünüz gibi 400 gram kıymamız var. İsteyen daha çok eder, isteyen daha az eder. Biz zaten 400'den daha fazladı. Yani o şekilde. Bunu önceden güzel karıştırırız. Burada
Sıvı yağ ilave eder. Biraz hatta ki şey olsun. Burada da unumuz var. Ne kadar imşak olsa o kadar güzel. Önceden hafif o atışı o şey olur. Çekmeye. Kaşık yardımıyla güzel karıştırır. Hatta ki biraz beklettirir. Kaşık yardımıyla da yaptığımız zaman kaşığı tam dibine indirme. Çünkü usturası, jetonu Allah korusun bir kaza yaparsınız. Sadece eti güzel yapılsın o kadar. Şimdi diyebilirim tamam eti tamamen imşak oldu. Bunu güzel alalım. Makinamızı yanalak. Burada etten sıvı yağı güzelce karıştırdık. Gel ağır kalan malzemeye. Kalan malzememiz nedir? Bir taraftan daha su katmışız kaynasın. Bol su yani bunun miktarı yoktu. Neden? Çünkü bol sudu. Hiç fazla olsun sadece üstüne çıksın o kadar. Burada ister tane heller ister toz. Biz toz hel koyduk. Tane helimiz burada yoktu kokula yani. Bir daha sütümüzü de karıştırak. Sütümüz de kaynağa girdi zaten. Kapattık uzun. Gördüğünüz gibi bu kaynağa girse kapatır uzun. Tam kaynadı. Bunu bir köşeye koyarak sağ olsun. Koyarak biraz sağ olsun. Kibele parmağımız koyduğunda dayanmaya dayanır. O kadar o zaman mayasını ekleriz. Güzel tabaklara dağıtırız. Gel ağın diğer malzememize. Biraz elimiz altına çağır. Diğer malzememizi getir ağın. Burada kalan malzememiz ne kaldı? Onu da teker teker ilave edek. Önceden yumurtaları güzel kırık. Bu lanşon için. Lanşon çok güzeldi zaten yaşlılar için, çocuklar için. Bunu evde kendiniz yapsanız çok beğenirsiniz, çok seversiniz de. Bismillah. Dedik her zaman yumurtanı kontrol ederek. Burada da ikinci yumurtanı, iki adet yumurta aldık. İster kıyma et yerine tavuk eti de kullanabilirsiniz. Şerdeki tavuklu da var zaten lanşon bilirsiniz. İstesavuz tavuktan da yaparsınız. Burada yumurta var. Gel ağın kalan malzemeleri. Nişastamız var. Maci var. Gördüğünüz gibi hepsi miktarı yazılıptı. Bir kaşık nişastadı, dört bardak un, dört kaşık undu. Bunu güzel bir şekilde. Bu da baharatlarımızdı. Baharatımız ise yedi bahardı. Yeni bahar ilave ederek karabiberdi. İsteyen de kendi sevdiğimize göre baharatları kullanabilirsin. Ama biz yeni bahardan karabiber kullandık. Burada bir az bir kaşık tuzdu. Yanında toz soğandı, toz sarımsaktı. İsteyen de haz ederse ağzına gelsin. Sarımsağı döküp içine ilave zaten toz kullandık. Burada da macimiz var. Toz maci. Burada bir kaşık.
Hepsini ilave ettik. 4 kaşık da unumuz var. Burada da 4 parça dörtgen peynirler. Herhangi peynir üçgen de olsa olabilir. Onu da ilave ederek hepsini birlikte. 4 parça dörtgen peynir kullandık. 4 kaşık da un. Bunları ekledik. Hepsini bir yerde gördüğünüz gibi. Hiç o ondan evvel ondan sonra yoktu. Bunlar tabakları yanalak. Gel alın elektrik makineni işledi alın. Biraz işlediriz, biraz beklettiririz. Hatta ki makineye zarar olmasın. Zaten eti de çok güzel bir şekilde, eti de güzel darttık. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Çok saf oldu. Yani hiçbir şey kalmadı içinde. Bir bakalım, kontrol edelim. Gerek yok daha. Zaten her şeyi dartılıp. Gel ağın. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Kimiyle görüştüm? Mümin Nenel. Baştan gözlerine Mümin Nenel'si. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Sağ ol, size iyi sazmet deyiyem. Can. Sağolun var. Bilem hamburger tarifine de olur rahmet olmasa. Hamburger inşallah. Şimdi açıklarım zaten bundan bir iki program önce de yaptık. Ve inşallah da açıklar. Ve şofandan da hamburgerimiz var. Onu da yaparız inşallah yakında. Olur senin hayatın. Hayatın mümine nasıl. Ne demek, boynumuzun borcudur. Teşekkür ederiz bizim ablamız mümine nasıl. Sonsuz teşekkürlerimiz. Programımıza katıldığı için kendisine ve ailesine buradan saygı ve selamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz. Önceden kasamız boşaldık, sonra hamburger tarifine Mümine Nasihçi açıklayak. Önceden isten tavuk eti veyahut isten et, normal et, kıyma dana eti, onu alırsan bir bardak kuru ekmek, özü evde hazırlasa her zaman tarifini vermişim, yoksa da dakikalı hubiz diyarık. Alsan bir adet soğan, 2 diş, 3 diş sarımsak, baharatıysa kimyondan karabiber veyahut da istesen baharat bastırma şey hamburger malı var hazır, onun da alabilsen. Bunları güzel katasan bir adet yumurtaydan, 2 kaşık nişasta, bunu güzelce yoğurursan, yoğurduktan sonra bir kapak getirsen, kapağın içine naylon salasan, güzel üstüne de bir naylon koyasan, bunu el yardımıyla bastırasan, çıkartasan. Onu güzel tavada hiç yağ koymadan sadece tavanı yağlasan, yağladıktan sonra bunu güzel bir şekilde arkalı öyle yaparsan, kazardısan, yaptıysa da diğer afiyet olsun. Teşekkür ederim Mümin Annesine. Gördüğünüz gibi burada malzemelerimizi aldık. Bunu güzel bir şekilde. Gel ağın diğer eti de alak üzerine. Diyerek et isteyen tavuk eti de kullanabilir. Bunları alakayım. Kelimiz altta kalmasın. Bunu güzel bir şekilde. Önceden elimiz altın silah. Bir az elimizi altına su koyarız. Hatta ki yoğurduğumuz zaman diğer tarafta daha suyumuz kaynırı lanşon için. Bunu inşallah indi bitirdikten sonra direkt suya atarız. Çok güzel bir lanşon olur. Bu inşallah siz de yaparsınız. Gördüğünüz gibi hamur kimin, yani hiçbir kütle yoktu içinde. Sadece hamur kimin bir şekil oldu. Siz bunun rengi aynen çarşıdaki kimin kırmızı olsun, ne yaparsınız? Burada bir kese Allah daha, yoksa da. Burada çok az miktarda gıda rengimiz var, kırmızı. Biz diyarık şurup ederek bazen gıda boyağı. Her ne geldi boyak olmaz. Çok az miktarda suyla eridirik. Bu şekilde.
Hapsını da koymarıq. Arda alaq, her yer barbada olmasın, o yüzden. Suyumuz da zaten kaynır. Burada bir boya aktı, şimdi barbada olunca yer. Gördüğünüz gibi şu şekilde hazırladık. Tadıdan, tuzuydan, baharatıdan, etiden. Tam çarşıdaki kimin bir lanşon oğlu. İnşallah siz de yaparsınız ve görersiniz de. Boyanı her yere dağıtırız. Hatta kaynağında da güzel rengi versin. O şekilde. Zaten burada bitti. Ne yaparız? Gördüğünüz gibi naylonumuzu aldık. Fırın poşeti var. İçine hani sebze koyarız, tavuk eti, tavuk koyarız. O fırın poşetinden al. Onu getiririk. Poşetimize ilave ederiz. Siz çok kalın olsun, bir tane eda söyleyin. Siz ince pazardaki kimin olsun, çi poşete koyarız özün. Biz ikiye böldük özün. İsteyen de bir tek büyük eder özün. Siz o tercihi uzak alın. Biz bunu hepsini aldık. Ne kadar gördüğünüz gibi yani aynı hamur kimin çok güzel oldu. Ele çok yapışırır. Burada biraz buna fazla geldi. Bundan biraz alak bırak. Hatta ikisi de biliyorum olsun. Tabağımızı yanalak. Yoğanımızı çıkardık. Burada gördüğünüz gibi hazır oldu. Ne yaparız? Bunu güzel poşet yardımıyla rol şekline çevirdik. Tam istediğimiz rol şekli. Yukarıdakiler de indirir aşağıya. Hatta ki hepsi bir yerde güzel toplansın. Bu şekilde gördüğünüz gibi onu poşeti güzel rola şeklinde yatırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bu birincisi. Gel alın çiğinciye. İstese havuz da bunu küçük küçük yaparsınız. Hatta her çıkardığım havuz taze taze doğrayıp güzel çocukların önüne bırakırsınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok güzeldi. Umarım ki siz de yaparsınız. Sağlam, çok güzeldi. Evde yapsanız daha rahat rahat yiyebilirsiniz. Yine burada fırın poşetine sardık. Geldik, alüminyum kağıdı getirdik. Alüminyum kağıdı da ister bir kat, ister iki kat. Hatta emin olasınız su girmesin içine. İki kat sarsanız daha iyi. Bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarında güzelce yuvarlarız. Önceden elimizin altını temizleyek. Bunu güzel bir şekilde yuvarlarız. Hatta suda da açılmasın. Güzel istediğimiz kimin tam bu şekilde hazır oldu. Gel alın ikinci rolamız. İkinci rolağını da aldık. Poşetin içine bu şekilde. Ne kadar sıkı yapsak o kadar güzel olur. Hatta ki tam sonuç verir. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu da bulduk.
Hatta ki kesağın özü. Yanaşadan ne kadar geldiyse elimizden o şekilde güzel bir şekilde yuvarlar. Çikolat şeklinde gördüğünüz gibi buruk uzun. Bunları ikisini de ne yaparız? İkisini de kaynar suya, helli suya atarız. Bu biri de. Gördüğünüz gibi telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo, zahmet akşam khair. Khair akşam canım. Kimiyle görüşürüz? Sağ ol, hayatım. Mone Nenaz. Baştan gözlerine Mone Nenaz. Hoş geldin programımıza. Hayatım, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Ben dedim zahmetiniz bu neydi? Eti anlamadım özünden. Bu lanşondu. Bu hazır etler var rola şeklinde. Çok insan almaz. Uşaklar çok sever, yaşlılar çok sever. Biz de bunu burada ettik dedik. Hatta evde hazırlayasız. İyiydi, hayatım, Mone Nenaz'ı teşekkür ederim. Sağ ol hayatım, sağ ol rahim. Sağ ol canım, Allah'a emanet. Sağ ol, Allah'a emanet. Teşekkür ederim bizim Mone Nenaz'ına sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Buradan dediğimiz gibi lanşondu. Ve inşallah siz de hazırlarsınız ve memnun kalırsınız. Bu bir sadece pişer. Bunu örtek zaten bizim ataşımız çok kuvvetliydi. Ataşımız kuvvetli olduğu için inşallah bir saatten de önce pişer. Bir tarafını açık koyup coşmasın. Bu yanda da sütümüz ne oldu ne olmadı bir bakalım. Hele sıcaktı. Çok az sıcaklığı kalıp bunu da bir az sonra güzel kasalara çevirip hazırladık. Gelin o bir işlerimizi yapalım. Bir makinemizi yanalak. Tezgahımızı temizleyek. Gelin kurabiye işimize başlayalım. Kurabiye işimiz için burada gene de aynen bir adet yumurtamız var. Onu bir güzel bir şekilde kırağın. Zaten bir tek olduğu için kasaya kırmak. Direkt kasada bir şey yoktu. Bozuk çıktıysa dökebilirler. Bir adet yumurtanı aldık. Getirin çırpma telini. Burada çırpma telini çırparak yumurtanı, sonra yanında şekeri, yarım bardak şeker, bir adet yumurta, bunu güzel bir şekilde, bu şekilde çırparak. Gördüğünüz gibi hemen krema şekline döndü. Burada yarım bardak sıvı yağ var, onu da aldık. Her zaman unumuz alabildiği kadar un. Tarafta yürüdük bekletirik. Bir taraftan da ocağımızı açalım. Orada suyumuzu kaynadalım ki hamama ediyoruz. Bunda da çikolatanı eridirik. Çikolatamız da buradaydı gördüğünüz gibi. Güzel yoğurduktan sonra nişastanı ilave ederiz. Evvelden, önceden yani şeyden çırpma teliyle ne alırsa ederek sonradan onu el yardımıyla karıştırır. Burada gelelim. 2 kaşık susamdı. 2 kaşık nişasta ilave ettik. 2 kaşık susam. Burada çok az miktarda nece diyorlar reşet mileh. 1 paket kabartma tozudu. Yani 1 kaşık nişasta şeydi vanilyadı. Bunları da yanalak. Şimdi sadece kaldı un ne kadar alırsa bizden o kadar un ilave eder. Unu ilave edince yoğurdumuza bakalım. Bunu da mayasını zaten yoğurttan sütü karıştırmıştık. Geldik bir daha sparta yardımıyla
karıştırırız bu şekilde. Sütü, yoğurdu ilave ederiz. Güzel bir şekilde tam şeklinde, tam savmayıp zaten ilikti biraz. Bunu da getirir. Gördüğünüz gibi kestalarımızı hazırlamışız. Bir tepsiye, hangi tepsi fırına girerse onu koyarız. Bir kepçe yardımıyla. Bismillah. Bakalım ne çekesi olur, 4 tane olur yoksa 3 tane olur. Zaten çok doldurmarız. Bu şekilde. Çok güzel yoğurdu olur. Sanki çarşıdan aldığımız yoğurtlar gibi. Umarım ki bunu yaparsınız. Önceden 1 litre sütü bir kaşık nişası da koyduk içine, karıştırdık sağlık sağlık. Sonra da yoğurdu daha bir kaşık yoğurt, biraz süt almıştık zaten 1 litre sütten. Onun üzerine ekledik güzel bir şekilde. Hepsini daha da 4 kabı olsun, güzel çıktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam dağıttık hepsini. Sütümüz kalmadı, bitti. Gel ağır. Laşonumuz bir taraftan kaynadı. Bir taraftan hazırladığımız yoğurdu hazırladık. Bir taraftan da su atmışız. Hatta ki çikolatanı eridik. Gel ağır, burada lastikimiz var. Lastikleri getirdik. Peçeteni yanımıza alak. Her birisine ikişer kat koyalım bir saniye. Bu şekilde gördüğünüz gibi birer lastik geçirdik. Bu şekilde. Zaten fırını da 10 dakika kızartmamız lazım. Bizim kızartmaya gerek yoktu. Zaten içinde kurabiye yaparız. Ondan sonra güzel bir şekilde fırına veririz. 4 saat fırında beklenir. Ondan sonra buzdolabına aldık. Lastikleri de şu şekilde. Pardon. Hatta ki hava kaçmasın. Zaten bunu fırına koyduğumuzda altına su koymarız, kuru kuru. Biraz soğusun, ondan sonra sıcak fırına koyarız o zaman. Her peçeteni iki kat ederiz, mutfak peçeteleri. Havlu, yani şey havlu diyarız, mutfak havluları. Bu şekilde. Bir tanemiz kaldı. Bir taraftan da lanşonumuz kaynarır. O da güzel bir şekilde kaynansın. Zaten peçetemizin kesik yerleri çok sıkıntılı. İyi kesilmir. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hazırladık. Sıcak bir yerde bekletirik, sonra sıcak fırına 4 saat koyarız. 4 saatten sonra bunu buzdolabına alırız. Aynen çarşıdaki kimin hazır olur. Gel ağın kurabiyemize. Kurabiyemize unumuzu alalım azar azar. Çünkü alabildiği kadar un, biz her zaman demişik, alabildiği kadar un. Neden? Çünkü bazen yumurta çok olur, büyük olur, suyu fazla olur. O yüzden yahut da bazı un sıvı maddeyi çok sever. O zaman biz her zaman kek yaptığımızda, kurabiye yaptığımızda unu alabildiği kadar ilave ederiz.
önceden sparta ile güzel bir şekilde kovmayarak sonra el yardımıyla yoğururuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır olur. Şimdi el yardımıyla kibahın un ne kadar ister. Burada da ateşimizin altını az eder. Suyumuz kaynadı. Gördüğünüz gibi çikolatayı parçalamışız. Bunu güzel sıcak kaynar suyun içine ilave ederiz ki su girmesin içine. Sadece otur içinde. Ondan sonra güzel erir. Erdikten sonra bunu güzel bir şekilde hazırlarız. Şimdi bakalım unumuz ne kadar, unu alıyorsa yok. El yardımıyla yoğurduğumuz zaman hamiri bildik, un ister yoksa yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım ki siz de yaparsınız. Sanırsam daha ona ihtiyacı yoktu. Onu yanalak. Buna hiç ihtiyacımız yok. Güzel bir şekilde yoğurlandı. Zaten susamlı bir çörekti. Çok güzel oldu. Umarım ki siz de yaparsınız. Şimdi tezgahımızı alalım. Tabakımızı yanalak. Tezgahta güzel bir şekilde iyice yoğurak. Hatta tam kıvamını alsın. Gördüğünüz gibi zaten bu bisküviydi. Şeyhem hükümde gitsem bunu ekmek. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamirdi. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Hayatım. Hayatım. Hayır akşam canım. Ne? Buyurun. Hoş geldin. Kimiyle görüşürüz? Sağ ol. Alo. Alo olsun. Güzel yemeklerdeysen. Sen ne yedirsin? Biz yedik o yüzden. Hayatımsanız. Çok sevindim. Zaten ben hamacım. Ben burada hazırladım. Kimin siz de hazırlayasın evde. Valla edirik edirik. Sen ne yiyorsun bizimle böyle? Hamdolsunlarımıza ne kadar böyle gider. Sağ olun. Alo bin kere olursun. Allah razı olsun. Kim ile görüştüm bilmedik kimse. Yusuf Anası. Baştan işte, gözlerine hayatım. Yusuf Anası. Hoş geldin bu programına. Diğer sağ biz hizmetteyiz hayatım. Sağ olasın. Bana bir şey sebep tebrik ederiz. Eli olsun bitti hayatım. Çok ve sağ ol. Alıştık senden daha. Çok sağ ol canım. Ne demek boynumuzun borcu da hayatım. Ya baba ya sağ ol. Ömür uzun olsun. Bir güzel yemeklerle. İyiydi. İyiydi bazı bilmiyor bazı bilmiyor. Biz yok biz maşallah bir kere bildik daha iyi bitti yani. Zaten Türkmen kadınlar hepsi yemek bilir. Herkes senin el dadı bir şekilde. Düşmanın yemeği olmaz. Hayat. Yemek, kadın yemeği. Hayatımsan canım. Yusuf Anası teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Buradan sonsuz teşekkürlerimi size, o bütün Kerkük'teki kadınlara, o yurt dışındakilere de. Burada hazırladığımız hamiri elimizi biraz siler yağdı. Şeyi çıkardığın. Zaten bu arada daha fırınımızı açmışık. Fırınımız sıcaktı. Bunu güzel bir şekilde açalım. Zaten bunu bardak yardımıyla keseriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ne kadar geldi elimizden? Biraz hafif elan çok da yok. Orta kısım. Bakalım el yardımıyla ne kadar almış. O buradan da saygı ve selamlarımız Ali Bey'e, Şanlıurfa'dan zaten bizim programın çok dostudur. Yani çok sever programımızı. O inşallah da bu selde, bu yağmurda bizlere ziyan görmemiş. Allah'ın izniyle zaten dedikler zaman sel oldu. Çünkü o elvaçıdır. İnşallah Allah korusun bir şey olmuyor, başına bir şey gelmeyip zarar ziyan görmeyip. O bütün Urfalılara buradan diyarık inşallah Allah sabırlık versin. Gördüğünüz gibi geldik, fırın kabımızı getirdik. Bir bardak yardımıyla şu şekilde keserik. Gördüğünüz gibi
bardak ya, ister küçük bardakla. Biz burada zamanımız şey olduğu için büyükten acil yaptık ki bitsin. Zaten buradan ne kadar büyükte kessek onun kalbi çıkmaz. Bunları tepsimize aldık. Bu şekilde araların biraz boşluk koyarız. Dedik her zaman kurabiye, her ne pişirseniz biraz boşluk koyun ki rahat rahat pişsin. Bunların üstüne yumurta sürmeriz çünkü içinde yumurta var. Sadece bu şekilde hazırlarız. Onları tekrardan alıp gene de açar gözün. Bir yanında Sparta ile yakaşuk da hazırladığımız lanşonda ara sıra böyle karıştırırız. Güzel kıvamını alsın. Bir taraftan da çikolatamız erri. Onu da bir şekilde eritmeye bırakırız. Çünkü bu yöntemden başka bir yöntem yakışmaz bu çikolataya. Kaynadığını uzun kaynanmaz. Hamurlarımızı güzel bir şekilde açalım. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz şekilde açabildik uzun. İster elden de açarsız, ister merdane yardımıyla. Bu da bakalım neçeden oldu. Yeter ki tepsimizi doldursun, onu ister biz. Zaten bir teklik kaldı, o da bir tek yapar uzun. Biraz getirelim bu tarafa, hatta bir denende yeri olsun. Zaten bu kurabiyeler, bu çörekler, her ne yaptıysanız, kekler, Ramazan'dan indenen hazırlasanız çok güzeldi. Hatta Ramazan'da talaş olmayasız, her şey hazır, sizde tarifi var, güzel hazırlasız. Bu şekilde. Fırınımız da zaten sıcaktı. Önceden alt kısmını yandırmışık, açmışık. Şimdi geldik. Arkalı öglü, hatta ikisi bir yerde kızarsın. Bunu fırına veririk. Gördüğünüz gibi. Bismillah. Derecesinde 200. Yüze ilave ettik. Hatta ki güzel güzel hazırlansın. Bir taraftan çikolatamız hazır oldu. Bir taraftan da fındıklarımız güzel istedik. Dartarız. Zaten biz makineni biraz şey oldu, hamur oldu, dartmarız. Bademimiz var. Badem de ilave edebildik. Çünkü mutfakta her zaman çözüm var. İster badem, ister ceviz. Zaten dövülmüş cevizimiz de var. İster sağız karışık susam da oğlu, Hindistan cevizi de oğlu. Evde ne varsa onunla çikolata, fırından çörekimiz çıktıktan sonra çikolatasını sürürük, ondan sonra üzerine separık. Bir daha tekrar karıştırak. Gördüğünüz gibi, yemin ederim bunu yapsanız da hiç çarşıdan lanşon almazsınız, salam almazsınız. Çünkü evde kendi elinizden, ben bilmem bazı reklamlar çıkır, bazı şeyler çıkır, insanı korkudur, kimse ona yaklaşmır ama bu çocuklar için çok iyiydi. Bir de yaşlılar için. Ve bazı yemeklere, pizzalara ve sabah kahvaltılara çok yarar bize. Ama kendi elinizden yaptığınız zaman çok rahat olursunuz. İster etten, ister tavuk közkiden. Dediğimiz gibi biz bugün burada etten yaptık. İsteyen de tavuk etiyle yapar. Çok güzel oldu. Ve umarım ki siz de yaparsınız. Yoğurdumuz da farklı bir yoğurttu. Bunu yapsanız çarşıdan daha almazsınız. Kendi er, zaten yeni çocuk olanlar bir az 5-6 aylık olan, onlar biraz korkudu dışarıdan almak için. Bunu bu şekilde bir tek kaşık nişasta, 1 litre süte koyduk, savuk savuk karıştırdık. Güzel onu sonra ocağın üzerine aldık. Kaynamaya başladığı zaman kapatırız.
Bəklərik biraz soğusun, tam da soğumasın. Yani burada ilıqdır. Biz bəklərik biraz ilıqlığı geçsin, hatta fırına verəğin özün. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Nur anası? Eyüp anası. Eyüp anası. Baştan gözlerine, hoş geldin programımıza Eyüp anası. Hoş buldum hayatım. Sağ olasın. Nece sen yaşadın hayatım. Hayatım sağ ol. Size iyi sağ ol. Ben de iyiyim Allah'ın izniyle. Hayatım. Vallahi biz hamdolsun. Çok iyi. Seni gördük daha çok iyi oldu. Canım hayatım. Ne demek boynumuzun İnan borcudur. İnan ki hissettik Ramazan'ın korktum. İnan ki. Allah razı olsun. İnan bu hakikatimizi bir lafızı aldığım zaman ben çok duygulandım. Özümü kendim zorla tuturum. Hakikaten oğlum küçük oğlum Mehmet anlaka. Neşabla çöp anlaka. Diye tebrikler edahan. Canım. Hakkı olsun. Ya Rabbi kadirler olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlerden barabar o küçük oğlun gözlerini öperim. Hayatımsan. Eyüp anası. Başka bir tarif, bir şey ihtiyacı yoktu. Yok hayatım ben sağlığımdan başka, hastalığımdan başka hayatım ben memnunum. Allah'tan memnunum, sağ ol canım ne demek. Hayatım, elbinin de hepsi salamı. Bizden de hepsine salam söyle hayatım, sağ olasın. Rahim. Sağ olasın, memnunum. Teşekkür ederim, hastalığımdan. Biz teşekkür ederiz canım programımıza katıldığı için. Teşekkür ederiz Eyüp anasına sonsuz teşekkürlerimiz. Erbil'den ağrı bizi. Buradan saygı ve salamlarımız kucak dolusu seviyor. Herkes yaşayanlara Erbil'de programımızı izleyene ve özellikle Eyüp anasına ve ailesine ve çocukların gözünü öperim. Size de saygı, salamlar ve kucak dolusu sevgiler programımıza katıldığı için. Buradan gelin, bakalım gene çikolatamız ne oldu? Çikolatamız da güzel gördüğünüz gibi. Henüz ateşten almak istemiyorum çünkü bir de doyar. Güzel eridi. Bir de sıcak suya koyarım özüm ki bu kıvamında kalsın. Hatta ki bisküvimiz pişene kadar. Bunu da ister bisküvileri batırırsınız, ister fırça yardımıyla güzel üstüne sürürük. Ondan sonra dövülmüş cevizdi, bademdi güzel üzerine separık. Dediğimiz ki biz bunduk da sepebildik ama dartmadık özün o yüzden. Bizim bir telefon bağlantısı gelmiş, bizden soru soru. Diri kazan dibi ne olur? Kazan dibi inşallah biz sizler için hazırlarız. Ve bir de onun hazırı da var, onu da açıklarız sizin için. Ramazan'da hasaten bu yemekler, bu dağıtlar hepsi sizlerden. Ama istersen hazırlayasan, önceden nişasta adı süttü. Mesela bir litre süt ettiyse, hazırladıysa. Şekeri sana kal. İster yarım bardak, ister üç rubu bardak şeker koyasan. Vanilyadı ve damla sakızı var ise iki damla sakızı atasan içine. Bunu güzelce karıştırırsan nişastası da bir litre sütte dört bardak nişastadı. Bunu muhallabi kıvamına getirirsen. Ondan sonra bunu istersen kazan dibi dediğimiz zaman zaten dibi geri yansın. Bunu bir bayraksa koyasan full ateşte önceden alt kısmı kızarı, sonra bunu rol şekline çevirirsen o bunun kremalısı var şey. Biz onu sizler için gözünüz önünde yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Zaten Ramazan'a çok az kaldı biraz dişinizi sıkın. Zaten Ramazan'da güzel tatlılarımız sizleri bekleri. Çünkü sizler çok tatlısınız, tatlılara layıksınız. Burada gördüğünüz gibi biz her Ramazan diyoruz. Allah'ın izniyle Allah bir takdir göstermesin. 30 gün Ramazan'ı sizlerde olacağım ve güzel dağıtlar 30 tarif dağıtlıya vereceğim size. Halvasından tut, dağıtlısından tut. Ama bizi unutmayın. O saati bekleyin ki biz programa çıkanda ne istediyse uzda. Eğer biz yapmadıysak istavun. İsteğimiz daha hoştu. Yine nece bizden ablamız dedi kazan gibi. O zaman da abla gelen program filan tarifi yap bizim için. Sadece tarif vermek değil ki insan bazen heyecandan, bazen yorgunluktan, bazen işte kafası olduğu zaman ben zamanı veri olabilir bir hacet çok önemliydi onu unudu. O zaman ne oldu yaptı o yemek ters oldu. Biz neden diyoruz? Eğer mi istediyse gelecek program bu yemek isteriz. Seva seva memnuniyetle yaparım siz için Allah'ın izniyle. O zaten ben 30 tarif koymuşum. Ama siz o tarifiniz benim tarifimden ayrı olduysa
O zaman tariflerimi değiştiririm. Siz o gelinize göre zaten bizim burada çalıştığımız, o bütün kadir burada çalıştığı hepsi sizler içindi. Burası bizim evimizdi. O inşallah herkesi memnun ederiz. Burada bir daha fırınımıza bakak. Fırında da kurabiyelerimiz pişmek üstadı. Bir ateşini full edek. Zaten yoğurdumuzu da yaptık. Yoğurdu da en sonunda ne yaparız? Bunu fırına veririz. Fırında 4 saat kalacaktı. Şimdi sadece bu şeklini gösterdik size. Tabii ki 4 saati beklemeyeceğiz. Zaten bizim program hepsi 1 saatti. O da zaten 1 saatti, 1 saatten de az pişer zaten. Bunu da güzel sizlere açıklarız. Ve inşallah bizler şimdi sadece Ramazan hazırlığıdır. Ve yemekler sizleri bekleri. Ramazan'da Allah'ın izniyle 30 gün Ramazan boyunca baş uzağa ırdacağım. İnşallah istediğimize göre güzel tarifler yaparız. Hep birlikte. Burada da çikolatamız dedik erimek üstadı. Sarımsak suyu biraz sağladı. Suyu bir daha ısıdak. Kurabiyelerimiz de pişsin. Piştikten sonra hazırladığımız burada şeyimizde, lanşonumuzda güzel kaynarı. Sadece ara sıra alt üst edik. Yani dediğim kimin, inan ki çarşıdakinden daha güzel oldu. O inşallah siz de yaparsınız. Bunu zaten savurduktan sonra bırakırız savurmaya. Savurduktan sonra buzdolabında bir 2-3 saat kalması lazım. Ama biz gene de bir şey ederiz siz uçma. Hağın açığın nece doyup bir az bir sinir bozsak da gene siz görmeğiniz için daha iyiydi. Kurabiyelerimiz de güzel pişme üzereydi. Sanki fırınımız yanmıyor inan. Çikolatamız bu kadar yeterli değil ki istediğimiz çok duru olsun, erisin tamamen. Suyumuz ne kadar sıcak olsa çikolatamız o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi zaten üçgeniydi. Üçgen şeylerden, dörtgen çikolatalardan idi, sütlü çikolata. Ve isteyen hangi çikolata varsa istesağız bayez çikolata da edebilirsiniz. Biz burada kakaolu yaptık. Bunu tekrardan alalım sıcak suya ki tamamen erisin. Kurabiyemizde gördüğünüz gibi bir adet yumurtaydı. Onun yanında yarım bardak şekerdi. Dedik şeker size kal, isteyen daha da atletsin, biraz fazla koyar. Onun yanındaki kaşık, nişastadaki kaşık, susamdı, susam dediğimiz kündüştü, normal kündüştü. Bir paket kabartma tozudu, bir kaşık vanilyadı, bir çok az tuz. Bunu güzel bir şekilde yarım bardak sıvı yağdan yoğurduk. Gördüğünüz gibi ister el yardımıyla, ister merdaneyle açtık. Açtıktan sonra glas yardımıyla kestik. Onu bir yağlı kağıda sermiştik bir tepsiye, fırın tepsisine. Onu da yerleştirdik. Güzel bir şekilde fırında şu anda pişmek üzereydi. Bu da erimek üzereydi. Elimizi silek. Lanşonumuz da pişmek üzereydi. O zaten dediğimiz gibi bir saat, bizim bir saatten de azalı. Çünkü ateşimiz çok hızlıydı ve suyumuz da çok kaynırdı. Eğer mesela o anda soğuk suda koysağız bir saatten fazla da pişmek ister. Biz bunu çıkarttıktan sonra bekleriz sağ olsun. Sağladıktan sonra bunu güzel buzdolabında beklettikten sonra ince ince kesip sabah kahvaltıda, sühürde ve dediğimiz gibi dişsiz olanlar ve çocuklar hepsi sever bunu. Yoğurdumuzu da bu yöntemde yaptık. İnşallah siz de yaparsınız. Dediğimiz gibi fırın çok sıcak olmasın. Sadece 10 dakika. Fırını ısıtırız. Biz çünkü kurabiye olduğu için fırınımız sıcaktı. Sıcak sıcaktı. Siz o arada 10 dakika ısıtırsınız. Ondan sonra fırına kaldırırız. Değerli aziz seyirciler, ara zamanımız geldi. Kısa bir ara ardından kaldığımız yerden devam ederiz Allah'ın izniyle.
Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Burada gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Üzerine ister diyerek badem, ister ceviz, herhangi şey sevdiyse o kuru yemişi, ister Hindistan cevizi, ister susam, herhangi şey sevdiyse onu ilave ederiz. Burada da koz dökülmüş cevizimiz var. Ceviz de ilave edebilirik. İster de fındık. Bu şekilde kurabiyelerimiz. Umarım ki sizi de beğendirir. Ve çok güzel de olur. Çayın yanında özellikle çok güzel olur. Çay saatinde. Burada bitirdik. Tabaklarımızı yanalak. Gel ağın laşımızı ocaktan alalım. Bismillah. Ateşimizi kapadık. Gel ağın. Bunu güzel bir şekilde çıkardık. Tabakımızı yanımıza alak. Bismillahirrahmanirrahim adıyla çıkarttık özün gördüğünüz gibi. Aynı çarşıdaki kimin. Umarım ki siz de yaparsınız. Çok güzel olur. Ocağımızı alalım bir daha tekrar. Zaten bunların hepsini açıkladık da siz için. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır oldu. İsterseniz birisini biraz bozağın, açağın, bakarsınız nece olubdu. Ama bu doymadan da kesilmez. Doysa daha iyi kesilir. Sadece sizlere gösterek. Bismillah. Önceden kiyen aşağısını keserek, hatta ki rahat rahat açsın. Biraz alüminyum olduğuna zor kesildi. Çok sıcaktı da. Bunu güzel bir şekilde elimiz yandı. Gördüğünüz gibi şikli hemen aynı çarşıdaki gibidir. Ama doyduktan sonra güzel keser sözünü bu şekilde. Boşaldık özünü. Buradan poşetimizi keserim. Hatta rahat kessin, dönsün. Suda olduğu için açılmıyor. Bunu zaten 3 saat buzdolabında çevirseniz daha güzel olur. Umarım ki siz de yaparsınız. Gördüğünüz gibi ama tam doymuyor. Doyduktan sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bunu dedik. Aynen çarşıdaki kimin istesavuz tavuk etiden gördüğünüz gibi renk koyduğumuz için rengi de hemen tam dışarıdaki kimin. Ama geldiyse bu buzdolabında doyduysa sert olduysa onu da güzel rahat rahat keserim. Kessek ağırlı neden? Çünkü tam doymuyor. Umarım ki bugünkü programımız sizi beğendirdi. Zaten yoğurdu da biraz sonra fırınımız sıcaktı. Zaten tezgahı boş etmek istemiyoruz. Bunu fırına aldık 4 saat. 4 saat tutarız. Sıcak fırında kaldı. Ondan sonra buzdolabına aldık. Buzdolabında da 1-2-3 saat kaldı. Güzel, aynı çarşıda kimi bir yoğurt oldu. Değerli aziz seyirciler, programımızın sonuna geldik. Nece geldik bilmiyoruz. O kadar güzel seslerimizi duyduk. O buradan da öpüşeceklerim. Güzel yavrularıma İstanbul'da. Beni indi izlerler. Ahmet, Muhammed, Mina. Şeyimiz damat da Okan. İndi izlerler. Her gün programımı izlerler. O orada İstanbul'da herkese, izleyenlere ve Irak'ta hepsine saygı ve salamlarımız, kucak dostu sevgilerimiz. Buradan diyebilirim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.